Olimpist sunar. Güzel bir ızgara yapacağım. Evet, şimdi Turgut Bey bize ızgara hazırlayacak. Evet. Ben ızgaramızın altını yaktım. Kenarına biz ne yaptık? Su haznesine. Evet. Suyumuzu koyduktan sonra şu anda ızgaramız evet hemen hemen ısınmak üzere Turgut Bey. Bu ızgara mı? Evet, şu ızgarada yapacağız. Tamam. Şimdi yalnız tavuk... Yalnız ben çayım bitti Abdül Hocam. Size çay verelim. Hemen şöyle, çayınızı ben tazeleyeceğim. Tavuk pirzolam üzerine ben biraz şöyle... Ben bunu biraz daha alacağım böyle. Kusura bakmayın seyirciler. Evet, Turgut Bey biliyorsunuz artık böyle tam akşam saatleri... Yavaş yavaş programımızın sonlarına da gelmeye de başladık artık. Evet. Şimdi ızgaramızı da yapıyoruz. Evet, şimdi tabii bizim... karınlar acıkıyor. O kadar güzel yemekler pişti yok, ki. Tadımlık daha güzel her şey bence yani. Ama çok yemek önemli değil. Ondan lezzet almak çok önemli yani. Şimdi evet ben hep diyorum işte hani çok yemek yemeyelim ama biliyorsunuz hanımlar biraz daha dikkat etmek zorunda kilolarına maalesef. Evet. Yaz artık... geldi zayıflayın ki rahat yürüyüş yapın. Yiyinin. Evet. Ondan şimdi... sonra ne yapıyoruz? Ben diyorum hep buradan. Her şey yiyin ama az yiyin. Ama siz bak bu kadar yemek yapıyorsunuz. Kilonuz ideal maşallah yani. Aşıgül Hanım. Teşekkür ediyorum. Kimse inanmıyor ama siz de söylemiş olduğunuz. Yo ben inanıyorum. Gördüm. Ekranlarda biliyorsunuz evet, çok daha farklı çıkıyor. Şimdi ekranda biraz insanlar şey görünüyor. Tok görünüyor ama aslında gerçeğine baktığın zaman. Çok farklı. Tabii Hülya Avşar mesela diyorlarmış işte çok kilolu görüyor ama gör yakını Hülya Hanım'ı. Gerçekten çok şişman değil. Evet öyle. Gerçekten öyle. Şimdi, biz böyle görünmekten de memnunuz. Ne yapalım? Evet, biz ne yaptık? Şu anda tavuğumuzu sosladık. Evet, ben... Evet, ızgaramız da bir yandan ısınıyor. Çayımızı ikram edelim Turgut Bey'in bardağı neredeydi? Ağın el tutulmaz. Evet, şimdi gerçekten ben burada teşekkür ederim. Çünkü yönetmenimiz olsun, ekip olsun. Beni ağırladınız. Yani final yapmıyoruz ama ben burada ondan önce teşekkür etmek istiyorum ben size. Biraz zamanımız biraz var. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel sohbet oluyor. Gerçekten yani. Kendimizi unutuyoruz gerçekten. Zaman nasıl... Aile ortamı diye bir insan. Aile ortamı ya. Zamanın nasıl aktığını anlamıyoruz. Bazen yetmiyor bizlere. Bak 4.30'da başladı. Saat 6 oldu. Evet. Ne oluyor? 4.30-5. Bir saattir devam ediyor şu anda. Evet şu anda bizim ızgaramız ısındı. Yapalım ızgaramızı tamam, hocam. Tamam yapacağız. Şimdi hemen ne yaptık? Izgaramıza biz pul biber, karabiber, tuz ve sıvı yağımızı da içine ilave yaptıktan sonra. İçin hem de ızgarayı. Evet, bugün ben kilo almak zorundayım. Aşık Hanım. Şimdi bir ızgaramız ne kadar güzel bir ortam değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Bir ızgaramıza çayımız, bir ızgaramıza da ızgara tanımız. Şimdi bakın Turgut Bey ızgara yapacak ve ızgaranın farkını anlayacak. Yalnız size rica ederim bak. Sponsoruma söyleyeyim ona bir tane parasından verir, bedavamı verir artık. Versin bana bir tane. İnşallah. Nereden başlamız hocam? Evet şimdi biraz... Tavuklarımız az bir şey kendine bizim gelsin. Bizim de tamam maşamızı alalım ya bari. Buyurun size maşa da vereyim. Şimdi siz... Ben de şöyle hemen koyayım şuna bak. Evet siz onlar... Gördüm tekniği bak. Siz ızgarayla uğraşırken ben de şu tatlıma bir güzel... Abi ocak marifetli. Ocak şöyle marifetli. Güzel bir süsleme yapacağım. Yap. Şimdi kameraman bakıyor. Evet kameraman diyor ki ben diyor şimdi program bitse de tabağımı alıp gitsem diyor. Ben de öyle yapıyorum. Sana ben şans vermem yani. Neyse iyi yavaş. Evet şimdi ilk önce şöyle... Yarım ay şeklinde Turgut bir tane. Turgut Bey ızgaranın başındasınız. Ha, tabii. Evet, hayır görev vermiyorum da görev bir şey değil. Soracağım. Buyurun. Nasıl kokuyu alıyor musunuz? Ya yani Yüce Allah'ın verdiği kokudan tabii ki alıyorum. En güzel lezzet kokusu. Hayır yani ızgarada koku tabii var ızgaranın mı? Verdiği özellik bu işte yani. İşte kokusu yok. Izgaramızın koku almıyor koku falan yok yani. Yok gerçekten yok. Öyle. Bir bakın yani koklamaya hayır, çalışın. Duman da yok koku da yok yani. Evet. Genelde hani belki çok yapmıyorsunuz ama mutfağa belki girmiyorum dediniz. Ama ızgara mesela yapmışsınızdır. Belki veya denk ya gelmişsinizdir. Ya tabii ki ama şeyde mangal yapıyor işte. Hani i̇şte mangal parkta şurada burada. Tabii ama mangal yaptığımızda ne oluyor? Duman çıkıyor üzerimize is kokusu siniyor. Koku siniyor, siyah oluyor. Evet yemeklerimizin kokusu üzerimize siniyor. Ayrıca sağlıksız bir şekilde pişiyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz odun ve kömür evet. Ne yapıyor? Karbonmonoksit gazı ürettiği için etlere karbonmonoksit geçiyor ve vücuttan attık atılıyor. Attık bu ızgara ya. Evet. Geçen, su koyduk bakın. Evet, haznesinde su geçen koyduk. Geçen gün Alişan sordu işte magazinine. Dedi ki ızgarayı yapıyor musun? Dedi, yapıyorum dedi. Nasıl dedi? Bir de araba arkasında var. Elektriği takıyorum dedi. Izgara yapıyorum dedi. Demek ki bundanmış gibi geliyor bana çünkü. İşte bilmiyorum artık. Belki Alişan'a bundan... sorayım bakayım. Acaba aynı firmadan mı almış? Evet, şöyle ben yapanın de... Allah razı olsun. Güzel bir teknoloji yani. Amin, gerçekten evet. Hanımlar için olsun, erkekler için pratik yani. Pratik gerçekten. Kokusuz, sağlıklı. 10 elde 10 marifet veya 20 marifet. Ve kesinlikle bakın böyle hiçbir şekilde salonunuzun ortasında bile ben ızgara evet. Yapabilirsiniz koku yok artık. Bak, koku yok, duman yok, his hı-hı. Yok. Aynen öyle. Sayın TV5 izleyicileri mutlaka bu ızgaradan alın yani. Çünkü neden? Ben gördüm. İlk defa ben geldim, gördüm, denedim. Belki olarak
Çok beğendim yani. Evde deneyin diyorum. Çok değişik çünkü neden ete sirke koyuyorsunuz, evet. Ondan sonra narla güzel bir şekilde süslüyorsunuz. Evet, eminim şöyle böreğimiz de hazır. Şimdi ızgaramız yapıyoruz. Zaten, evet, şey ızgar vardı bizim işte, bu bizim kuaförümüz. O bana hep Hasan Çepik kilis tavası yapardı. Aynı, hı-hı, ona da öneriyorum bu tavadan yani. Kilis tavası yapsın Hasan. Evet, çok güzel. Evet. Böreklerimiz de fırınımızdan çıktı. Maşallah, maşallah. Mar gibi kızardı. Izgaramızda etlerimiz pişmeye devam, evet, ediyor zaten. Sanırım onun 1-2 dakika danışı var. Şöyle tamam, ben Turgut Bey yanıma alayım sizi. Buyurun. Programımız bitti. Bitti mi? Bitti. O zaman veda ederim. Çok, evet, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz. İşlerinizde başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, evet. İnşallah yeni projelerde yine sizleri görelim. Şöyle diyoruz, diyeyim ben TV besleyicilerine. İzlesinler. Bu yemek programı harika. Tadı tamamı güzel. Sizin gibi değerli bir sunucu, değerli bir aççımız. Çok teşekkür, değerli ediyoruz, bir teknik ekip. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkesin de bu programda olmasını istiyorum ve izlesinler. Destek çok, versinler. Çok teşekkürler. Kolay aynen, kolay teşekkür olmaz böyle program. Evet. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum hepinize. Çok sağ olun. Evet, Komple Mutfak izleyicileri, bugün de yine programımızın sonuna geldik. Afiyet olsun diyoruz. Sizlere Allah'a emanet, evet, ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. Evet. Saygılar.